Şu an %150 civarında bir artış meydana geldi piyasa olarak. Piyasa tamamen durdu, kilitlendi. Eve götürecek ekmek parasını zor kazanıyoruz artık. Kimse bir şey alamıyor ki. 3 aydır sirtak etmiyoruz. Bugün Lan Sokak'ta ekibi olarak eski sanayi bölgesindeyiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler esnafımızı nasıl etkiledi? Yerinde öğrenmeye geldik. Ekonomide yaşanan gelişmeler sizi nasıl etkiledi? İşleriniz nasıl? İşlerimiz düştü ister istemez ekonomide yaşanan bu zamlardan. Her gün zam geliyor. Fakat ben bunun devletin yaptığını düşünmüyorum. Bunu fırsatçılar yapıyor. Türkiye'yi Amerika'nın kucağına düşürecek, eğer yayınlayacaksanız konuşayım. Türkiye'yi Amerika'nın kucağına düşürecek maalesef 5-10 tane zengin devleti düşürmek için fırsatçılık yapıyor. Devletin yaptığını düşünmüyorum. Allah'ın izniyle de 2023'e bu devletle, bu hükümetle gireceğiz. Fırsatçıların yaptığı bu pislik kendilerine kalacak. Ben böyle düşünüyorum. Bunun devletle alakası yok. 17-18 senedir hiç zam gelmeden çok güzel gider iken 2023'te her şeyimizi tam kullanabilecek hale geldiğimizde neden böyle oldu? Bu Türkiye'deki Yahudi fırsatçılar yapıyor. Başka bir şey değil bunu. Vallahi iş yok. Sanayide görüyorsunuz. Normalde burası işlek bir cadde ama şu an ses bile yok. Döviz kurlarından nasıl etkilendiniz peki? Döviz kurları bayağı arttığından dolayı malzeme ham maddelere artış olduğu için mecburen biz de ona ayak uyduruyoruz ama müşteride şey yok, alım gücü yok. Sattığınız ürün tekrar yerine koyabiliyor musunuz peki? İmkanı yok öyle bir şey maalesef. Çünkü ürünü örnek veriyorum, bugün 3 liraya satıyoruz, toptancıya gittiğimizde tekrar 5 liraya alıyoruz. Kar mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz onu bile bilmiyoruz. Ne kadar bir artış meydana geldi? Şu an %150 civarında bir artış meydana geldi piyasa olarak. Bunların neden kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Döviz birinci etken, ikinci etken zaten iç piyasadaki malzeme sıkıntısı. İkincisi de ihracat yapılıyor. İç piyasa doymuyor yani. Malzemeye doymadığı için yüksek fiyat. Piyasa tamamen durdu, kilitlendi. Eve götürecek ekmek parasını zor kazanıyoruz artık. Yani bize söylenenlerle şu anki olan birbiriyle hiç alakası yok. Tamamen zor durumdayız. Esnafın hali berbat. Emeklinin hali de zaten berbat. Kimse bir şey alamıyor ki. Fiyat artışlarından dolayı biz insanlara bir şeyi söylerken, fiyatını söylerken korkar hale geldik. Çünkü bugün 10 lira olan yarın geldiğinde 18 lira, 20 lira, 25 lira. Standart yok, artış belli bir şey yok. Alım gücü bitti. Bu, benim söyleyeceğim bu. Ekonomide yani piyasalar çok bozuk. Sinek avlıyoruz, dükkanlarda satış yok. Çünkü aldığım mal her zaman zam geliyor. Yani adam bugün mal alıyor, yarın aldığı malı, sattığı malı acaba diyor, iyi lan para kazandık. Diyemiyor. Niye gidiyor? Bir bakıyor ki aldığı sattığı fiyattan bir üstte şey yapıyor. Yani uzun lafın kısası ekonomi iyi değil. Ürünlerde ne kadar bir artış meydana geldi? Ürünlerde mesela bizim üründe geçen sene 100 liraya sattığımız bir boya şimdi 200 lira. 190-200 lira. Yani %100 anlamına zam geldi. Bu az zam. Sattığınız ürünü tekrar yerine koyabiliyor musunuz peki? Alım gücü nasıl? İşte alım gücü çok zor. Yani millet gitgide düşüyor ekonomi. Yani silikonlu boyadan plastik boyaya doğru düşme oluyor. 3 aydır sirtak etmiyoruz. Vatandaşın alım gücü azaldığı için ticaret durdu. Allah soyunu hayır getire. Sattığınız ürünü tekrar yerine koyabiliyor musunuz? Koyamıyoruz. Sıkıntı orada zaten. Ne zarar ettiğimizi biliyoruz, ne kar ettiğimizi biliyoruz. Ne kadar bir artış meydana geldi? Geçen sene alüminyumun kilosu 35 liraydı, şimdi 90 lira. Aradaki farkı siz hesaplayın. Bunun sizce sebebi ne? Ekonomide yaşanan kriz mi? Bu krizin sizce sebebi ne? Ya, kriz çok sayarız da. Esas mesele kar getirmeyen yatırımların bugünkü sonucu. Geçmişte kar olmayan bir iş yerini düşünün. Adam yazıhane yapar borcuna. Sermayesine bir şey katmazsa onun getirisi olmaz. Yazıhane orada durur. Biz de yaptık işte yolları, köprüleri. Bugün de sıkıntısını çekiyoruz. Oysa kazancımızdan yapsaydık bunları bugün bir sıkıntı olmayacaktı. Vallahi ekonomide yaşanan gelişmeler bizi çok olumsuz etkiliyor. Ham maddeye gelen zamlar %200 ile %400 arasında değişiyor. Yani şu anda esnaf can çekişiyor. Sattığınız ürünü tekrar yerine koyabiliyor musunuz? Maalesef şu anda sattığımız ürünü %200, %400 koyma şansımız olmadığı için yerine koyma şansımız zayıf. Koyamıyoruz lan. Müşterilerin alım gücü düştü mü?
Müşteri geliyor, he 5 müşteriden 2 tanesi, 3 tanesi geri gidiyor. Fiyat verdiğimiz zaman fiyatlar astronomik oldu. Yetişemiyoruz fiyatlara. Ramazan yaklaşmasıyla şu an güzel tahin, helva, lokum satıyoruz. Sattığınız ürünleri tekrar yerine koyabiliyor musunuz? Ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi? Şu an şeker bulamıyoruz. Şekerde sorun var. Fiyatlar her zaman değişiyor. Farklı farklı fiyatlar oluyor. Onda zorlanıyoruz. Peki alım gücü nasıl şu an? İster istemez düşüyor. Ama işler iyi olursa alım daha güzel oluyor tabii. Ya bu krizde yani bu ürünlerin %100 artışında bütün esnaflar etkilendi. Neden? İnsanlar aldığı ürünleri yerine koyamıyor. Ya burada elektrikçiler, küçük esnaflar daha çok etkilendi. İnsanlar ürünü 2 liraya alırken şu anda 4-5 lira. Yani küçücük bir ampulden bahsedelim. Bir ampul 10 liraya alırken 15 liraya alıyor şu anda. Yani bu gelişmelerden, yani bu fiyat artışları çok kötü etkiledi hepimizi. Satışlarınız düştü mü? Satışlarımız düştü mü? Ya mecbur, inşaat sektörü durmuyor. Mecburen almak zorunda olanlar da kendi şartlarını zorluyor. Ürünlerde ne kadar bir artış yaşandı? %50-%60 civarlarında. İşler çok durgun şu anda. Hiçbir dalda ilerleyemiyoruz. Yani bilmiyorum, geleceğe hiç aydınlık görmüyoruz. Sattığınız ürünü tekrar yerine koyabiliyor musunuz? Alım gücü nasıl? Yani kesinlikle şey oldu, yani durdu ortalık. Yani bunun bir çözümü bulunması gerekiyor.